Hoş geldiniz sevgili seyirci. Bugün sizlerle beraber Archim TR ve dal soru cevap videolarıyla karşınızdayım. Bu arada kanalımıza yeni abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip da bize de destek olabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Arif Doğan kanalı spor içerikleri var ama bunlar değişecek. E, farklı oyunlar gelecektir. 23 tane soru gelmiş. Bunların hepsini cevaplayacağım ama maalesef ki burada 170 tane soru gelmiş. Bunları nasıl cevaplayacağım bilmiyorum açıkçası. Bu arada bu videoda oyun olarak Shadow Fight 3'ü görmüş. Yani o nasıl gördüyse neyse onu karıştırmayalım. Arıçım.tr video at diyenler var. Çünkü o kanalda veda etme sebebim şuydu. Söyledim o videoda da. Bizim en iyi olduğumuz yıllar 2017-18 yıllarıydı. Bünyamin vardı. Onlar e Onur vardı. O zamanlar çok iyiydi. Çilingirdeydim Yani içerik bazında çok güzel içerikler oluyordu. Diremlik zamanla bozdu. Arkadaşlarla görüşemez olduk. Onlarda sorular var. Onur'la Binyamin, Binyamin nerede diye soranlar varsa onları da cevaplayacağım zaten. Kimse doğru düz baştan sona izlemiyordu orada zaten. Kolay kolay izleyen yoktu. Bazen videoyu gir çık yapıyordu ve videonun ortalama izlenmesi cidden çok düşük oluyordu. Ama bu kanalda Bakın şu Galatasaray videosu. Misal Arif Çiniteri'de attığım 1000 izlenmelik bir videoda insanın 2-3 dakika kalıyordu ama bu videoda 9 işte dakika kalmışlar. Transfer olduğu için galiba 9 dakika kalmışlar. Halit ettiğim bir rekor bu arada bu. Diğerlerinde ortalama 5-6 dakika. Yani hepsinde değil ama spor içeriklerinde 5-6 dakika tutmak cidden zor olur. Hikaye bazlı oyunlarda genelde uzun tutabilirsin. soccer Manager ve FM'de pek videoda turan olmuyor. 2 dakika falan maksimum durdukları videoda. Bu da az cidden ama FM'ye sevdiğim için devam edeceğim ama soccer Manager'in fişini 1-2 bölüm ya da belki tek bölüm bir sonraki 8. bölümde fişini çekeceğim. Adana Demirspor kariyerinde 2 tane video çekildi ama editi falan var. Video çekmesini seviyorum ama editini sevmiyorum. Edit cidden uğraşıyor. Yüklemesini de seviyorum çünkü yükleyince sizlere ulaşacak. 2 saatli 3 saat artık videoyu direkt yüklemem istemem tabii ki de editleyip yüklemek isterim. FIFA'dan da iki tane video var çekilmiş. 7. ve 8. bölümlerde çektim. Bir de Doğan Alemdar kariyeri başlatacaktık. Onu da çektim. Editlemem kaldı onlarda. 5 tane video editlemeyi bekliyor açıkçası. Şimdi dilerseniz sorularınıza cevap vermeye başlayalım. Önce en yeniler diyelim ve sıralamamızın listenin en dibinden başlayalım. Onur abi ya ne oldu? Nereye gitti? Neden video çekmiyorsunuz? Onur'la pek görüşme şansımız olmuyor. Onun YouTube kanalı vardı. Bir şeyler oldu. Başına bir şeyler geldi derken. Yani görüşemeyiz. Vardiyalarımız denk gelmiyordu. Ben bir yazın gece çalışıyorum. O gündüz çalışıyor. Sizin bir türlü vardiyalarımız denk gelmiyordu açıkçası. Ve ondan dolayı Onur'la görüşemedik açıkçası doğru dürüst. Ben de bir de evlendim artık Onur'la olsun Bünyamin olsun görüşme şansımız zor oluyor yani. İşten eve evden işe oluyor artık eve gelince de iş zaten YouTube'la uğraşıyorum. İzleyicilerin oyun videosu falan çekecek misin? Çekersen çok iyi olur. Yani şu an izleyicilerle çekilecek bir oyun. izleyicilerle diremlik sakları var. Bir tek oynayabileceğimiz oyun. Başka oyun yok gibi. Shadow Fight Arena PC'ye bekliyorum ben onu. Bu arada Shadow Fight ile ilgili sorular da var. Onu da geleceğiz. Shadow Fight 3 bu kanalda videosu gelecek mi? Serinin 51 mi? 52. bölüm. Yani Markus düzde mi kaldı? Onu bitirmeye çalışacağım ama bayağı bir zor ya. Karalığı kasmak yüzünden cidden zor. Shadow Fight 3 gelecek. 2 bilmiyorum. 2'yi söz veremem ama haftada bir veyahut da bir iki biraz bekle salalım. Haftada bir belki atabilirim, belki atmayabilirim. Biraz zamanla. Demek ki bir maceranın daha sonuna geldik. Umarım ileride bir gün emeğinin hakkını almak için kanala geri dönersin. O zamana kadar seni bu kanalda takip etmeye devam edeceğim. Seni her zaman bekleyeceğim. Arçemteri bence unutun çünkü Tr bitti artık. Yani ben bir şey diyeceğim yani. Arçemteri Battı zaten batacağı kadar e, batan bir geminin içinde batmak istemezsiniz yani. Arif Doğan'dan yeniden bir serüven, yeniden bir hikaye, yeniden bir destan yazabiliriz belki yani. 200 bin olamadık ya. 2017-2018 yıllar arasında Arif Cimter'in geleceğinde 5 yıl sonra 1 milyon gözüküyordu ya. Sosyal Blade'e girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada buna tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi günlük aldığınız aboneye göre burada 5 yıl sonra 60 bin gözüküyor burada ama şu anda bu kanalda daha yeni başlıyoruz. Bunun ne olacağı bilemez. Ama Arif Cimter'de 5 yıl sonra da 1 milyon gözüküyordu. 2017-2018 yılları arasında şu anda girseniz baksan sosyal bir etap bakın şurada arama bölümü var. Arama kutucuğuna yazarak bakabilirsiniz. Abi ben seni Arif Cimter'e kanalından tanıdım. Bu kanalda neler bizler bekliyor. Evet evet ben de Arif abi bu kanalı tanıdım. Evet buna like atalım. Burada yanıt vardı. O yanıtı gördük mü? Harbiden Onur abiye ne oldu? Aa, bir dakika yanlış bastım. Onun cevabını verdim. Onur yaşıyor yani ölmedi. Bir yer yukarıda bir yerde de öldü mü diye soranlar vardı. Evet şimdi bu kanalda yeni bir macera yeni, yani yeni oyunlara çekmeye düşünüyorum. Mobil olsun PC, PC'de her oyunu çekemem. PC'de çünkü oyunlar ücretli. Bağımsız oyunlara daha çok yönelmeyi düşünüyorum. Bir yeni maceraya atılmayı düşünüyorum. Üşengeçlik de var bende. Üşenmezsen var ya çok güzel içerikler çıkartmaya çalışırım ama üşeniyorum. Yani bu kanalı takip edin. Ne olacağını göreceğiz. Seni yeni oyunlar tanıtırken tanıdığım bu yüzden bu kanalda eskiye dönersem büyürsün. Umarım inşallah eski e, maceramıza tekrar e, döneriz. Shadow Fight'lara kısaca şöyle cevap vereyim e, gelecek olan sorular için. Shadow Fight 3 hikaye serimiz devam edecek. Yani bitirmeyi düşünüyorum onu kaldığımız yerden kaçıncı bölümdü işte hatırlarsanız. Onu devam edip bitireceğim. Sonrasında Shadow Fight Arena PC'ye çıkarsa oynayacağım. Mobil sürümünü hiçbir zaman beklemeyin. Çünkü mobil sürümü bir ara güzeldi sonra bozdular açıkçası. Bir özellik getirildiydi. O özellik geri kaldırdılar. O özelliği kaldırılınca ben o açıkçası hoşuma gitmedi. Yani bir alan geliyordu. Karakter sizden uzak durmuyordu. Alan yüzüne dibinize kadar gelmek zorundaydı. O alan kaldırılınca artık oyunun zevki kalmadı. PC'de nasıl olacak bilmiyorum. PC'ye bekliyoruz. Ağırlıkla PC oyunlar gelmeli. Bence ne tür oyunlar gelecek diyor. Şimdi ağırlıklı PC oyunlarda derken yani PC oyunları ben aslında bu kanal spor kanalı açtığım için ağırlıklı olarak FM ve FIFA düşünüyordum. Açıkçası daha çok FIFA düşünüyordum bu kanalda. Bilmiyorum yani ağırlıklı olarak neye yöneleceğim hiç bilmiyorum. Her gün yeni oyun tarzında mı olur açıkçası. Zamanla göreceğiz. Her türlü oyun oynamayı düşüyorum. Hatta bir tane oyun e, bilene, bir tane kung fu oyunu söyledim bilmiyorum videonun başlarında. Oyunu da yakın zamanda çıkacak bağımsız bir oyun. O baya hoşuma gitti oynamayı düşünüyorum kanalda ve wishlist'ime ekledim. PC oyunlarda var birkaç tane. Hatta Shadow Fight 2'ye bayağı benzerliği vardı ninja idi. Yani Ninja mıydı ne öyle bir oyun Hatta Arif Çimtere'de onun videosunu e, Fragmanı izlemiştik Daha hala oyun çıkmadı yani tarihi de belli değil oyun bir seneye iki seneye bulacak gibi oyunda da çıkarsa çok güzel bir oyun. Evet Shadow Fight 3'e şey devam etme ben gölgeyi yendim oyun çöp o Jun düzlemi bitirdim sonra Ito düzlemi zor demiş. Bu arada bu daha geride kalmış kardeş biz Markus düzlemindeyiz. Tabi kararlılık yüzünden oyun çöp oldu o kanalı terk etme. Şöyle bir şey var ben dedim ki bir gün YouTube'u bırakacaksın ben YouTube'u bırakmadım ki yani ben size ne söz vermiştim İzli bir izlememiz bile olsa ben video çekmeye devam edeceğim o zaman bir izlememiz olma ihtimali olmazsa yani en azından en kötü açarım YouTube'da canlı yayın 2-3 saat bir yayın kalıntısı olur onu da izleyen izler izlemeyin izlemez gibi bir şey olur o zaman en kötü yol o yani ama ben şu anda canlı yayın yapabilmem için yeterli altyapı internetine sahip değilim Shadow Fight 3 onun cevabını verdik abi devam et bu kanalda zaten yani Herkes anlayışlı olmasını istiyorum tabii ki de. DLS 19 çalışlar devam etsin. çerçeve falan filan. Ama işte onuru bulamıyoruz ya. Keşke bu DLS 22, 21'e, 21'de geldiydi galiba. 21'e gelen özellik, uzaktan arkadaş oynama özelliği çok geç geldi. Yani o özellik gelmiş olsaydı şimdi kadro kurma challenge'ları yapardık. Yani Dynamic Sucker transfer sistemini bozmasaydı eski sistem olsaydı. O DLS 19'dan sonra bozdu. Olsaydı o zaman Onur uzakta olsa bile ne sıkıntı olmazdı. İkimiz Discord üzerinde buluşup oyun oynayabilirdik. Ama maalesef ki oyun yani bir yerden düzeltirken bir yerden bozdu. Artık para işine çevirdi adamlar. Bu arada Onur'la ilgili cevabı videonun geri tarafından verdim. Ona bakarsan sevinirim. Yani videoyu tamamen izlemeyenler de olabilir büyük ihtimal. Birinci sorum. Arçim Telekanı'nda ara sıra bile olsa video gelecek mi? Hayır gelmeyecek. FNAF serisine başlar mısın? FNAF olmasa da olur ama korku serisine başlarsan sarar. Seni çok seviyorum. Teşekkürler ben de sizleri seviyorum. Şimdi korku serilerini sarmak istiyorum ama ben korku acayip derece korkuyorum ya. Yani korku başlıyorum. Yani oradan adam çıkacak falan. Ee, misal bir tek korkmadığım oyun Outlast. Aynen Outlast'tan korkmuyorum. Outlast'ta çünkü oyunda pat diye çıkmıyordu galiba ya da çıkıyor muydu ya Outlast'tan korkmuyorum ee, bir daha korkuyorum ama o kadar aşırı değil. Ha böyle olmayacak bence sen çok oynanan oyunlar oyna bence örnek Minecraft, Roblox ve benzeri. Ya ben YouTube'da 4-5 yıllık tecrübeme göre ben Shadow Fight 2'de büyüdüm. Shadow Fight 2'de büyüme sebebim neydi? Türkiye'de Shadow Fight 2'yi çeken tek bendim. Dynamic 2 2019'da da en çok izleme sebebim neydi? Dynamic Sucker 2019'u Türkiye'de çeken azdı ve challenge'ı çıkaran ilk bendim. Yani ilk bendim diyerek övünmek istemiyorum ama challenge mantığını insanlar challenge yapıp ben bunda nasıl challenge yapabilirim diye video fikirler üretebiliyordum. Artık Dynamic Sucker'da video fikir üretemiyoruz çünkü herkes çekiyor ve Shadow Fight 2'yi Türkiye'de çeken yok hala ama içerik bulmak zor. Yani Shadow Fight 2 3'ü çıktı 3'ü izlemiyor insanlar hala 2 hala 2 hala 2 yeter yani oyunda da bir türlü güncelleme geliyor vuruş hareketleri değişmiyor vuruyorsun yarısı boşa gidiyor sinir oluyorsun 3'ü oyna 2'de kanser oluyorsun resmen ya. Abi bu kanalda oyun mu yoksa ara sıra aktivite videolar atacak bize aktivite derken e, vlog tarzı diyorsan e, vlog yani ben işte çalıştığım için vlog videolar maalesef çekemiyorum tabii ki de e, oyunun üzerinden devam edeceğiz çünkü en ulaşabileceğimiz oyundur tabii ki de. Evet burada baya bir uzun soru gelmiş cevapları da var gibi galiba evlendi diye biliyorum demiş. Evet doğru cevap. Evet like attık mı? Atalım. Doğru cevap. 28 yaşına gireceğim Şubat'ta bu arada. Shadow Fight gelecek mi? Onun cevabını verdim. Nerede mi yaşıyor? Antalya. Kısaca Antalya diyeyim. Alanya'da diyebileyim. Ad açık adres vermeyeyim var. Youtube'a ne kadar kazanıyorsun? İki kanal dahi. Bu kanaldan daha kuruş kuruş kazanıyorum. Yani büyük bir mevla kazanmıyorum. Arçıdan da bin liraya yakın falan kazanıyordum. Yani çok kazanmıyordum. Evliyim bu arada. Evliyim evliyim. En sevdiğin oyun ne? Bak en sevdiğim oyun içerik olarak futbolu seviyorum. Bu sezon ligi de takip ediyorum. Takip etmez olaydım. Galatasaray düşme fotosuna kadar geldi. Bugün zaten attığım videoda Galatasaray yenildi zaten Tuzla Spor'a. Ve Galatasaray'da ben ligde yendim. Yani öyle bir tesadüf olamaz. Git, ayarlasan denk gelmez. Yani ben bugün hazırlık maç olduğunu da bilmiyordum. Öyle bir tesadüf oldu. Bu videoyu 3 kere sildim yükledim. Çünkü bu Kasımpaşa'nın gol müziğini kullanmak istedim Doğan Yıldızlar'dan. E, telif yedim. E, onu videonun normalde 15 saniye kullanabiliyorsun ya. 14 saniye düşürdüm. Yani 10 tane kullandıysam attığımız gollerde ondan ikisinde telif yedim yine. Sürekli aynı noktalardan telif yiyordum ve ben de Kasımpaşa gol müziğini kaldırdım. Kendim standart gol müziğini koydum. Telifsiz müziklerden yeni gol müziği bulmam lazım. Gol yediğim zaman da yeni bir gol müziği bulsam daha iyi olacak. Çünkü geçen bu bölümde kullanmış olduğum gol müziği yediğim gol müziğim çok da damardan gibiydi. Selam abi Onur ve Bünyamin abiye ne oldu? Yani ikisi de çalışıyorlar yani. Ha bu arada en sevdiğim oyun ne demişti? Oyun futbol menajeri çok seviyorum. Aslında ben ilk mobilde başladım futbol menajer. Sonra geçen sezon futbol menajer touch sürümünü oynadım. Touch sürümü çok güzeldi ama PC sürümüne bu sezon sarmak zorunda kaldım. Çünkü touch çıkmadı bu sezon. Çıkmayınca mecburen... PC sürümüne sardım. PC sürümünde detaylar çok diye oynamak istemiyordum ama bir sene sardım. Güzel oyunmuş yani. Şimdi gelelim buradaki sorulara. Burada 170 tane var. Hangi birine cevap vereceğim? Bu videoda çok uzadı diye düşünüyorum. Şimdi burada da birçok kişi YouTube'u bırakacağımı san, e, sananlar olmuş. Açıkçası YouTube'u bıraktığım yok. Arif Doğan kanalından devam edeceğiz. Aga diyenler var. Dibe inmek istiyorum hızlı bir şekilde. Veda mı? Ne oldu abi? İlk e, abi çok üzüldüm. Yo YouTube bırakmadık. Devam yani. Bu kanalı bıraktık. Üzülmenize gerek yok. Yani sonuçta ben buradayım. Bir yere gitmedim. Facecam'da bak videolara dönmek istiyorum ama yani nasıl yapacağız bilmiyorum açıkçası. Onu ilerleyen zamanda bakacağız. Hayır olamaz. Abi ne olur gitme. Gitmiyorum yani. Arif kanalındayız yani. Sadece Çimteri. Yani YouTube'u bırakmadık. Ay, devam yani. Şöyle bakalım. Yani varız kardeşim sen bırakırsan hayallerini de bırakırsın. Yani ben hayallerimi bırakmadım. Yeni bir sayfa açıp yeniden başlangıç yani. Yani bir futbolcunu bir takım bırak yeni bir takıma gitmesi gibi yani. Messi bilene Barcelona'da da Paris'e gitti yani. yani. O hesap yani her zaman aynı yerde kalamıyoruz. Devlet der susarım. Ben de çalışlar der susarım. Bir yere gittiğim yok. Arif Doğan'dayız. Çıldırmadım. Abi eskisi gibi sevilmiyorsun. Ben bile sevmiyorum eskisi gibi çünkü eski tadın kalmadı Shadow Fight 2 ama evlendiğin sanatçı da bıraktı. Yani evlendiğimde yakın yani şurada 3-5 oldu evleneli de burayı saymıyorum. Şimdi Shadow Fight 2 sevildiği için sürekli çekiyoruz. Bu beni baymış açıkçası. Eski tadımız olmamız sebebi izlenen içeriklere yönelmek zorunda kaldık öyle yani ama veda derken Arf Çimterevi'de Arif, Arif Doğan'la devamız yani. Bırakmıyoruz şöyle bir bakalım. Arftoandayız, Arftoandayız. En sevdiğim youtuber Kayra yere de yazmış yani, biz seviyorum gibi. Ulan burada sevmiyorum demedim mi? Sevilmiyorsun, ben bile sevemiyorum. Ne? çocukluğumsun abi ne olur. Bu arada veda, yani bir veda videosu çekmemiz lazım mı? E, bir anda herkesi buraya çıkarmak için. Çünkü yorumlarda bilene bu arada bizim eski logomuz. Yorumlarda bilene 170 kişiyi görmek zor oluyordu açıkçası. Bir bakacağız onlara da. Şöyle yorumlarınızı ben söz verdiğim gibi bir okumasam bilene ve yani e, cevap veremesem bilene videoda görünceğini sözünü verdiğim için şöyle yavaştan geçiyorum. Çünkü çok yorum geldiği için hangi birine cevap vereceğimi şaşırıyorum açıkçası. Şöyle bir upuzun iki tane yorum var. Ben biraz sonra oturup hepsini okumaya çalışacağım. Ee, bakacağım yani. Şöyle bir çıkalım. Kanalın bir anda çöküşü yani 2017-16 yılında fazlasıyla izlenirken 2018 yılında az izleme sebebiyle cevabın ne? Yani işte o zamanlar yani videoda verdin cevabını ya direnlik ve Shadow Fight 2 çeken pek yoktu yani. Kısaca yani uzun versiyon demin konuştuk zaten tekrar tekrar etmemize gerek yok yani canlı yayında değiliz ki aynı şeyi tekrar edelim. Dur şunu da açalım da bir detaylı bir şekilde okumak isteyenler olur. Şöyle yavaştan geçiyorum. Ee, Shadow Fight 3 videosundan hikaye izleriz ya şöyle yavaştan geçiyorum gibisinden. Ee, cidden tepeye ulaşabilecek miyiz ya? Bayağı bir yorum ha 170 bin yorum geldiğini düşünsenize hiçbirine yetişemem açıkçası şöyle bir tepeye çıkabilsem tepeye çıkabilsem çok iyi olacak bir türlü tepeye çıkamadık yani yani şöyle bir geçelim bakalım 7 yıldır takip ediyorum bu adam bizi bırakıyor yuh demiş yani 7 yıl mı Kardeş ben YouTube 2015'te girdim. Bu arada 7 yıl olmamış. 6. yılı doldurmak üzere. Mart'ta 6. yılımız olacak. Bari biraz hesaplayarak şey yapsan. 7 senede takip ediyorum. 7 sene olmadı. 6 6 yanlış hesaplıyorsunuz. İki, yani matematik olarak 2022 yazarsanız e, hesap makinesine. Hesap makinesine 2022'den 2015 arası yazdım. 7 oluyor tabii ki. Ama 2022'de biz 6. yılımızı dolduracağız. Marta tabii o da. Bu arada bıraktığım yok. Arf10 kanalı devam ediyoruz. Yani Arfçim.tv'yi bırakıyorum sana. Şimdi şöyle bir kısaca devam edelim. Gözümüze 7 çarptı orada. Sayıyla yazınca. Ee, bayağı da bir ağlamalık bırakmış buraya. Evet. Başa geldik bari. Şimdi kanala şöyle bir gelmek istiyorum. 170 yorum. En son bu videoya gelmiş mi? 78 like. 20 yorum. Bakın. Yani 228 like. Bak burada güzel like gelmiş. Yani biraz bir nevi gelmiş. 28 yorum. Yani 28 yorum var ve like azalmış. Yani şöyle bir daha bakalım. 274 like. Like biraz iddia almış burada ama yorum 59. Yani kimse kendini yani videoda izlettiğini like'larda biraz belli oluyor ama sonuç olarak hatta bir şu kal. videoya gelen 142 11 yorum. Yani Şöyle bir şey var. Görüyorsunuz 178 bin abone var. Youtube çoğuna bildirim göndermiyor abonelerim. Yani bakıyorum yani. Yani çok sıkıntılar oldu. Göndermiyor bildirimler. Ve ondan dolayı birçok kişiye ulaşamıyoruz. Yani izlemelere bak yani. Ee dediğim gibi Arif Doğan kanalında devam ediyoruz. Arif TR'yi artık unutun yani. yani. Arif olarak hala ben buradayım. Sadece Jim TR gitti Doğan geldi yerine. 2019'da açılmış bir kanal. Sıfırdan maç açsaydım bilmiyorum açıkçası. Ama sıfırdan açsam ne Nature'ı yapacağımı da bilmiyorum. Yani ön plana çıkan bir oyun ama hiç kimsenin çekmedi ve popülaritesi çok olan bir oyun olsa sıfırdan onun üzerine bir kanal açmayı düşünebilirim açıkçası. Videosunu az çeken kitle de yok çünkü rekabet çok YouTube'da. Herkes çekiyor. Yani nasıl e, sıyrılacağız? Nasıl bir içerik yapıp bir tek bir kanaldan sıfırdan başlarız? Bilmiyorum onu. Yani sıfırdan açmış olsak kanalı daha çok önerileceğimizi söyleyenler de var yani. Bilmiyorum açıkçası. Şu anda Garif Doğan'dan bir devam edelim. Çünkü iki kanaldan oyun kullanmak istemiyorum ama sıfırdan bir kanal iyi bir içerik ya da bir kullanabileceğim bir içerik olsa e, popülaritesi yüksek bir içerik olsa onun üzerine oyun açmak istedim. Bir videomuzun daha sonra gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.